sevgili çocuklar. Ben Mihri Müşfik Hanım. Çoğunuz beni tanımazsınız. Ben ilk Türk kadın ressamım. 26 Şubat 1886 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğdum. Edebiyat, musiki ve resim alanlarında iyi düzeyde eğitimler aldım. Resim aşkı hepsinden ağır bastı ve resme daha çok yöneldim. İlk eğitimimi eve gelen öğretmenlerden ve saray ressamlarından aldım. O zamanın en önemli saray ressamı olan Zonaro da benim öğretmenimdi. Önce Roma'ya gittim. Oradan Paris'e geçtim ve dönemin en iyi sanat okullarında kendimi yetiştirmeye çalıştım. 1913 yılında İstanbul Kız Okulu'na isim öğretmeni olarak atandım ve yurduma geri döndüm. Ve okulun ilk kadın profesörü oldum. Tarihte benden hep sıra dışı bir ressam olarak bahsettiler. Amerika'da davet edildiğim üniversitelerde konuk profesör olarak çalıştım. Orada zengin ailelerin çocuklarına resim dersi vererek geçimimi sağladım. Dönem şartlarında öğrencilerime modelden çalışma, antik heykellerden ve doğadan çalışma eskizleri yaptırdım. Arkeoloji müzelerinden getirdiğim tors heykeliyle, yani tors biliyorsunuz kolları ve bacakları olmayan vücut heykeli, heykeliyle erkek modelden de çalışma imkanı sağladım. Önce sizlerle küçük bir etkinlik yapmak isterim. Eğer bana katılırsanız çok mutlu olurum. Öncelikle bize gerekli olan malzemeler. 1. Tıraş köpüğü. Bunu iyice çalkaladıktan sonra kullanacağız. Evinizde illaki vardır diye düşünüyorum. Akrilik veya guaj boyalarınız veya cam boyası. Evde hangi tür boyanız varsa sıvı halde olan. Bir tane çöp şiş. Birkaç tane A4 kağıdı. Aynı örnekten birkaç tane yapabilirsiniz. Ve tıraş köpüğünü sıkacağınız bir zemin, geniş bir mukavva yeterli bizim için. Tıraş köpüğüyle sizlere ebru çalışması yaptırmak istiyorum. Evet çocuklar, etkinliğimize bir kişi bize yardım edecek. Bakalım bu kim? Merhaba arkadaşlar, sporla sanat iç içe. Tevfik Fikret'le o dönemde dost olduk. Şairlerin portrelerini çizmeyi çok severdim. Tabii Tevfik Fikret'inkine de çizmiştim. Benim şiire olan aşkım, onun resme olan ilgisi bizim ortak noktalarımızı sağlam bir dostluk kurmamıza neden olmuştu. 5 Ağustos 1915'te Tevfik Fikret'i kaybettim. Çok üzüntülüydüm. Oraya gidip yüzünün kalıbını çıkardım ve Türk tarihinde ilk maskı yaptım. ...9 Eylül 1922'de İzmir zaferiyle Atatürk'ün mareşal üniformalı resmini tablo yaptım. Götürüp atama sundum. Türk tarihinde onun resmini ilk yapan kadın ressam. Gittiğimde Papa'nın da resmini yapmaya karar verdim. Onun resmini de yaptım. Bunu hem başka dinden hem de bir kadın olarak ilk yapan kadın ressam yine bendim. Sanata o kadar gösterdiğim çaba, harcadığım emek, yaptığım işler o dönemde kıymetimin bilinmesini sağlamadı ne yazık ki. Amerika'da yalnız başıma yaşarken
1954 yılında hayatımı kaybettim. Çok acıdır ki kimsesizler mezarlığına gömüldüm.